Şimdi savaşın 20. gününde insani tablo bir yandan çok ağır ve o tablo giderek de ağırlaşıyor ve hayatını kaybeden sivillerin sayısı 7000'i aşmış durumda sadece Gazze'de yaşayanlar. Öte yandan Batı Şeria'da da hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Haberlerde vardı, istihbarat şefimiz Burak Ersemiz de bölgeden yaptığı haberlerle aslında bildirdi son durumu. Dün gece önemli bir baskın yaptı, böyle söyleniyor. Bunun bir karar harekatının başlangıcı olarak algılanıp algılanmayacağı belli değil. Önemli bir baskın, tanklarla, piyadelerle İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine girdi. Ve burası daha önce de hep uyarıda bulunduğu yerde hatırlarsak. Gazze'nin kuzeyindeki sivillere güneye geçin, biz oraya operasyon yapacağız diyordu. Yeniden önce de konuşuyorduk, Netanyahu karar harekatını yapacağız ama nasıl ve ne zaman belli değil derken, benim iddiam bunları bu kadar söylemesi, sürekli karar harekatı yapacağız demesi, karar harekatının yakında olmadığı yönünde anlaşılabilir. Hep görüyoruz bunu, video paylaşıyor, hazırız diyor, geliyoruz diyor, güneye gidin diyor. 20 gündür ya tabii ki olmasın bir karar harekatı bu arada, yanlış anlaşılmasın burada. Tabii ki hiçbirimiz bir an önce ateşkes sağlanmasını istiyoruz hepimiz, tabii ki can kayıplarını gördükçe içimiz acıyor. Ama Netanyahu sürekli böyle bir açıklama yapıyor ama arkası gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir takviye beklediklerini söylemişlerdi. Bu nedenle mi yapılmıyor Burak sence, yoksa işte Hizbullah'ın baskısından korkulduğu için mi? Bu hafta sonu değil, ondan önceki hafta sonu hava şartlarından dolayı yapılmadığı söylenmişti. Açıkçası kamuoyunu çok ikna eden bir açıklama değildi. Bu da başlı başına bana göre yeterli değil. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden, Washington yönetiminden o operasyonun, yani karar harekatının yapılmaması ya da en azından ertelenmesi yönünde bir baskı geldiği yönünde Amerikan medyasında da ciddi yazılar çıkıyor zaten. Bu nedenle genel kanı Amerika'nın bunun yapılmamasını veya ertelemesini istediği yönde. Öte yandan bu bir strateji mi diye de soruluyor. Çünkü İsrail hava saldırılarıyla, tabii çok ağır saldırılar, binlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırılarla orada yaşayanları yıldırıyor mu? 2.3 milyon nüfuslu Gazze'de 1 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Binlerce kişi öldü, binlerce kişi yaralandı. Acaba bu saldırılar sonunda Kuzey Gazze'nin sınırı popülasyonu, yani nüfusu azalır da daha rahat bir operasyon yaparız düşüncesi mi var diye de sorular soruluyor tabii ki. Tabii bir yandan da maalesef insanları güneye yönlendiriyor. Dün akşam yine yaptı Netanyahu çağrı. Güneye gidin sivillere, vuracağız dedi. Kuzey yine yaptı ama güneyde vuruyor. Han Yunus'u biliyoruz, Refah kapısını vurduğunu biliyoruz. Böyle bakıldığında da bazı isimlerde bir etnik temizlik yapıldığı iddiasını öne sürüyorlar. Bunlar ciddi iddialar tabii ki. Olup bitenleri hoş karşılamak kimse açısından zaten mümkün değil. ABD Başkanı Biden'ın da ilginç açıklamaları tabii vardı. Hani bu rakamlarla Filistinli yetkililer, Gazze'li yetkililer acaba oynuyor mu gibi şüpheleri olduğunu söyledi Biden. Bu hayatını kaybedenlerden bahsediyoruz. Böyle bir açıklaması evet, var. Evet, o rakam doğru mu acaba diye açıklamaları oldu. Öte yandan tabii Gazze'de olup bitenlere Biden'ın bir başka yorumu da vardı. Bir de Batı Şeria'da Filistinli sivillerin hayatı da değerli, önemsenmeli yönde sözler de söyledi. Dolayısıyla endişe verici bir durum. Milyonlarca kişi yerinden edilmiş durumda. Daha kötü şeylerin olmasından korkuluyor ama karar harekatı, o beklenen karar harekatı sanki yine çok yakınımızda değilmiş gibi. Bu insani bilançonun, can kayıplarının artmadığı anlamına gelmiyor tabii ki. Maalesef işte 7028 olarak açıklandı son rakam, daha da artıyor. Biz konuşurken cümleye nokta koymadan bile artıyor olabilir. Biraz evvel ekrana getirdik sıcak görüntüyü. Gazze bomba yağmuruna maruz kalıyor maalesef. Unutmayalım, 1800'den fazla çocuk hayatını kaybetti Gazze'de. Tabii her şey Hamas'ın aksi tufan operasyonuyla başlamıştı. Tabii. 1400 o görüntüler de ekranda şu anda hayatını kaybetmişti ama buna o kadar orantısız bir cevap verdi ki İsrail, gerçekten de çok büyük bir insani dram yaşanıyor tabii bölgede. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi bütün ülkelerden, dünyadan tepki veren de var ama büyük oranda İsrail'e destek olan da var. Zaten lider ziyaretlerini görüyoruz arka arkaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert bir açıklama geldi. Hamas terör örgütü değildir dedi. Şimdi bu açıklama uluslararası camiada nasıl yankı buldu, bu çok önemli. Hamas terör örgütü değildir, mücahitlerdir dedi onlar için. Nasıl karşılık buldu? Aslında beraber takip ediyorduk. Biz de hatta haberi toplayacaktık, diyecektik dış tepkiler ne oldu diye.
çok düşük tonda tepkiler geldiğini söyleyelim. Dün çünkü merakla bekledik. Tabii ki İsrail tarafından var ama orada da Netanyahu'dan bizzat bir açıklama gelmedi. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla buna katılınmadığı ve Hamas'ın ne kadar kötü bir örgüt olduğu yönündeki zaten resmi duruşun tekrarlamış oldu. Bugün Erdoğan tekrar çok yüksek tonda eleştirilerde bulunmaya devam etti ve Avrupa Birliği'ne bu kez yüklendi. Orada söylediği önemli bir şey var. Hani seninle konuşuyorduk. Evet. Ateşkes çağrısı yapılması için uygun bir zaman değil demişti dün Avrupa Birliği. Dün Avrupa Birliği bu açıklamayı buna yapmıştı. Erdoğan, kan donduran bir açıklama gerçekten. Şöyle bir cevap verdi. Acaba dedi Avrupa Birliği Filistin'de ve Gazze'de Müslüman kanı aktığı için mi böyle davranıyor diye. Tabii ne cevaplar gelecek bilmiyoruz. İtalya'da bir olay oldu. İtalya Başbakan Yardımcısı, İtalya Başbakanı'ndan buna çok sert cevap verilmesini istediğini söyledi ama dünyada henüz bu yönde tepkiler yok. Peki Müslüman dünyasında, İslam dünyasında nasıl tepkiler veriliyor? İlginç bir konu vardı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ki onlar da normalleşme sürecindeydi İsrail'le, bu saldırılar nedeniyle durdurdular. Ama o da şunu söylemiş, koşullar tüm olup bitenler ne kadar zorsa bunlara rağmen barış yapmak kıymetlidir. Barış sürecini tamamen ortadan kaldırmıyoruz. Sadece rafa veya buzdolabına kaldırdık diyor. Peki şunu da merak ediyorum Burak. Hani şu da konuşuluyor ya. Evet Hamas'ın saldırısı oradaki sivillerde hayatını kaybetmesin. İsrail'deki sivillerde. Bu da çok yanlış. Aynı oranda yanlış. Hiçbiri birbirinden daha kesinlikle farklı değil. İkisi de terör saldırısı neticede. Baktığımızda Netanyahu'nun her gün işte daha şiddetli hava saldırısı talimatı verdiğini görüyoruz biz. Ama bunu da şöyle yorumlamışlardı. İç siyasette Netanyahu ile ilgili zaten iç politikaya yönelik bu hamleler. Çünkü bir kırılma yaşanıyor. Kendi halkı ile ilgili de sorunları var ki Tel Aviv'den gelen gösteriler vardı. Savaşı protesto gösterileri düzenlendi. Son durum ne Tel Aviv'de? Çok önemli bir noktaya değindi. Teşekkür ederim bu arada. İşin önemli boyutu nasıl Hamas'ın yaptığı o saldırının tüm maliyeti, hatta hiçbir maliyeti Filistin halkına mal edilemezse Netanyahu ve İsrail ordusunun kullandığı bu orantısız gücü de tüm İsrail halkına mal etmek zaten çok anlamsız olurdu. 40 haftadır, 8 aydır devam eden protestolar ilk 2 hafta durdu. Daha sonra Netanyahu'ya dur diyenler, git diyenler, hatta esirlerin aileleri tabii ki 230'a yakın esir var Hamas'ın elinde, İsrail'de esir. Onlar da çok yoğun tepki gösteriyor ve esirlerimizi getirin, Netanyahu'yu alın diye de çağrılar yaptılar. Aynı zamanda İsrail basınında da Haaretz en önemli muhalif gazetelerden birisi, işin başından beri hem İsrail istihbaratını hem de Başbakan Netanyahu'yu suçlayan haberler yer almaya devam ediyor. Burada da dozaj çok arttı. Sorumlu sensin, istifa et yönünde. İş öyle bir noktaya geldi ki İsrailli yetkililer acaba basın bu kadar tarafsız olmasa mı diye açıklamalar yapmaya başladılar. Çok kan donduran açıklamalardan biri. Biz yıllarca hani tarafsız basını savunuyoruz, basın tarafsız olmalı diyoruz. İlk defa dünyada herhangi bir siyasetçiden bu kadar aleni ve açık bir şekilde tarafsız olmamalısınız şeklinde bir açıklama duyduk. Gerçekten çok şaşırtıcı bu durumda. O yüzden son yılların en kanlı savaşı yaşanırken aslında itiraf değil mi? Evet, vuruyoruz, göstermeyin. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani biz evet çocuk vuruyoruz. Yaşlı vuruyoruz, genç vuruyoruz ama göstermeyin bunu dünyaya. Yani bir savaş kabinesi kurduk şu an. Savaş konuşulurken bu eleştiriler, hadi ben yumuşatayım, bu eleştirileri erteleyelim. Şu an eleştiri zaman değil. Ama İsrail'deki muhalifler, İsrail'de Netanyahu'nun yaptıklarını meşru görmeyenler, onaylamayan kişiler aslında şunu söylüyorlar. Senin yaptıkların bizi maalesef temsil ediyor. Bu yüzden hemen bugün görev bırakmalısın. Ve Yom Kipur'u 50 yıl önceki benzer yaşananları hatırlattıklarında o gün iktidarda olanların, o gün sorumluluk elinde olanların da bu olaylar sonunda iktidardan gittiğini ve İsrail'de de ebediyen Netanyahu gibilerin iktidarda kalmayacağını söylüyorlar. Tabii senin de söylediğin gibi Avrupa Birliği ülkeleri, Batı ülkeleri, ABD, yine ABD'deki gösteriler arasında Yahudi örgütleri, buna karşı olan İsrail'in durmasını söyleyenler var. O yüzden konu aslında nasıl söyleyelim, insanlığı önemseyenlerle belki de insanlığı önemsemeyenler arasında bir çatışmaya doğru gidiyor. Çok kısaca şunu da soracağım. İran her fırsatta direniş güçleri harekete geçecek, direniş güçleri harekete geçecek diyor ya, işte Hamas'ı, Hizbullah'ı, İslami Cihad'ı işaret ederek. Onlar da dün Beyrut'ta bir toplantı yaptılar. İran'dan da bir açıklama geldi. Yine Dışişleri Bakanı savaşın ilk gününden beri açıklama yapıyor. Oradan bir hamle bekliyor muyuz? Kısaca onu da alayım Burak. En kötü senaryo İran'ın bu işe direkt olarak dahil olması olur tabii ki. Hizbullah'la İsrail arasında kontrollü sayılabilecek çatışmalar yaşanıyor. Yani nasıl Hizbullah
Güney Lübnan üzerinden İsrail'e bazı saldırılarda bulunuyor. İsrail de yine Hizbullah'a Güney Lübnan sınırı üzerinden saldırılarda bulunuyor. Ama hayatını kaybedenlerin sayısı 3, 5, 7 gibi sayılarla kısıtlı. Neyse ki diyelim. Çünkü savaşın orayı da sıçraması en büyük endişe. Ancak eğer Gazze'deki olay büyür ve kara harekatı başlar ve çok büyük bir bilançoyla, Allah korusun ama on binlerce kişinin ölümüne giderse, burada Hizbullah'ın da işin içine gireceği ve savaşın iki cepheye yayılacağı söyleniyor. Hala daha İran'ın bu işe direkt olarak dahil olması uzak senaryo. Zaten eğer öyle bir şeyle karşılaşırsak işin içine sadece İran girmez. Yine Allah korusun ama Amerika girerse İsrail'in tarafında, o zaman bölgeseli de geçen küresel bir savaş içinde bulabiliriz kendimizi.